Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Projemizin ilk kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda projeye kaynak bulmak, projemizin yoğunluğu, çekirdek ekibin iş yoğunluğu ve araştırma sorularından bahsetmiştim. Organizasyon yapılarına göre bu başlıkları detaylıca incelemiştik. Bu videoda daha önce blog sayfamda yazdığım fonksiyonel organizasyondan matris organizasyona doğru geçişi anlatan bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde şirketlerimizin fonksiyonel yapıdan matris yapılara doğru çok hızlı bir geçiş yaptığını gözlemliyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Ben eğitimlerimde şöyle bir soru soruyorum. Şirketinizde son 5 senede projelerin sayısı artıyor mu, azalıyor mu? Bugüne kadar gelen yanıtlar genellikle artıyor şeklinde. Bu soruyu lütfen kendinize bir sorun ve sizin de cevabınız eğer artıyor şeklinde ise matris yapıların daha fazla ihtiyaç haline geldiğini siz de gözlemlersiniz. Fonksiyonel organizasyon, yönetimi en kolay organizasyon tipidir. Fonksiyonlar, departmanlar yani çok net ayrılmış, görev tanımları net ve belirgin, sorumluluklar ise çok açıktır. Matris organizasyonlarda öncelikler karışmaya başlar. Sorumluluklar ve yetkilerde karmaşa ortaya çıkar. Fakat projelerin sayıca artmasından veya projelerin ciroya olumlu etkilerinden dolayı matris yapılara geçiş kaçınılmaz olur. Yani şirketi aslında fonksiyonel yapıda yönetmek çok kolay, çok basitken neden matris yapılara doğru gidiyoruz? İşte şirketin özellikle rekabet edebilmesi için proje bazlı çalışması ya da projeye yönetimine yönelik bir organizasyon yapısına geçmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu da matris yapıları dönüşmeyi zorunlu kılıyor. Peki bu dönüşüm esnasında ne tip sorunlarla karşılaşabilirsiniz ya da nelerle karşılaşabilirsiniz? Bunlara da bakalım. Fonksiyonel yöneticiler arasında çatışmalar yaşanabilir. Yetki ve sorumluluklar karmaşası. Yani fonksiyonel yöneticileri proje yöneticileriyle yetkilerini paylaşmak zorunda kalacaklar. Bu çerçevede buna pek hazır olmayan fonksiyonel yöneticileri çatışma kaynağı olabilirler. Projelerin sahipsiz kalması ve işlerin üstlenilmemesi. Özellikle zayıf matriste kalan şirketler için bu en önemli sorunlardan bir tanesi. Projenin hiçbir şekilde yöneticisi yok. Birisi sorumluluğu hasbelkader üstleniyor ve götürmeye çalışıyor. Fakat onu dinleyen, çünkü yetkisi de olmadığı için kimse olmaması projenin de sahiplenilmemesine sebep oluyor. Sorumluluklar bir veya iki kişi üzerinde kalıyor ve bu bir iki kişinin şahsi açıkçası çalışmalarıyla projeyi ilerletmeye gayret ediyorlar. Fonksiyonel organizasyon yapılarından yine matrise geçerken departmanlar, fonksiyonlar, rol ve sorumlulukları içeren bir planı hazırlamıyorlar veya hazırlanması için yardımcı olmuyorlar. Bu yüzden ortak bir plandan, herkesi bir arada içeren bir plandan bahsetmek de pek mümkün olmuyor. Bireysel çabalar ile projenin ilerletilmesi gayret ediliyor. Bu da projeyi üstlenen kişinin gereğinden fazla yorulmasına, hırpalanmasına ve boşu boşuna stres yaşamasına çoğu zaman sebep oluyor. Çabaların yeterince takdir görmemesi ve motivasyon bozuklukları. O gayret eden arkadaşları da yeterince takdir eden veya ödüllendiren yok. Bu yüzden motivasyon kayıpları yaşanıyor. O bireyler bir zaman sonra başka iş arayışları içine girmeye başlıyorlar. Dokümantasyona yeterince önem verilmemesi neticesinde şöyle bir sorun çıkabilir. Projenin teknik bilgi birikiminin bazı kişilerde toplanması ve o proje için o kişilere bağımlılık oluşması dezavantajlardan bir tanesidir. Projenin o teknik bilgi birikimi olmadan projenin ürününün yaşaması çok mümkün olmayacaktır. Ve kişi bunu bir güç olarak gözlemleyip bundan yararlanmak isteyebilir. Bunu şirkete karşı olumsuz bir şekilde kullanabilir. Bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkabilir. Tabii belgelemeye zaman ayrılmaması ve bunun gereksiz görülmesi de işte matris organizasyonlara geçerken önemli bir kültürel değişim gerektirdiğini hep söylüyoruz. Fonksiyonel organizasyon yapısında evet prosedürler, talimatlar belki var ama proje daha karmaşık yapıların ortaya çıkmasına sağladığı ya da sebep olduğu için bazen
acele etmek adına belgelemeye, dokümantasyona yeterince önem verilmiyor. Daha sonra da kişilere bağımlılık artabilir veya gelecekteki benzer projelerin tekrar yapılması esnasında geçmişteki deneyim yeterince aktarılmadığı, yerlere kaydedilmediği için sorunlar yaşanabilir. Evet, bu sahneye kendi görüntümü de eklemek istedim. Daha interaktif olacağını düşünerek. Bir sonraki paragrafta bakınız ne diyor? Matris yapılara geçiş iyi yönetilmeli ve yetkiler paylaştırılmalıdır. Özellikle üst yönetim, özellikle fonksiyon yöneticileri proje yöneticilerine yetkilerini devrede bilmelidir. Proje yönetiminin önemi tüm paydaşlarca anlaşılmış olmalıdır. Ki üst yönetim eğer destek vermezse matris organizasyonlara geçişi bu açıkçası mümkün değildir. Onun için üst yönetim desteği şarttır. Proje yöneticiliğinin uzmanlık gerektirdiğini herkesin kabullenmesi gerekir. Bu noktada proje yöneticisinin kim olarak atandığı çok çok önemli. Eğer yeterince tecrübesi olmayan, deneyimi olmayan hatta yeni mezun bir arkadaşı proje yöneticisi olarak atarsanız açıkçası sözünü kimse dinlemeyecek. Halbuki bunun yerine daha tecrübeli birisinin proje yönetici olması, işlerin nasıl ilerlediğini bilen, birazcık politikadan anlayan, birazcık insanlara kendini kabul ettirmiş birisinin proje yöneticiliğine atanması, geçişi de organizasyonel yapıdaki değişiklikleri de daha kolaylaştıracaktır açıkçası. Bunlara özellikle üst yönetimin dikkat etmesi gerekiyor. Fakat bu olaylar böyle bir günde olan şeyler değil. Yani biz yarın hadi matris organizasyona geçiyoruz dese bir fonksiyonel yapıda çalışan bir şirket bunu bir günde başaramaz. Onun için bakın ben de buraya fakat bütün bu süreç bir günde gerçekleşmez diye özellikle paylaştım. Şirketin büyüklüğüne göre ve kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Bu olay 3 ila 5 yıl arasında bir süreç olarak görmek lazım. Çünkü matris organizasyona geçişte işte o proje yönetim ofisini ortaya çıkarmak, proje yönetim metodunu kurgulamak, insanlara eğitimler vererek proje yönetimi süreçlerinin oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu da dediğim gibi şirketin büyüklüğüne göre 3, 4, 5, bazen 6 yıl sürebiliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videomun sonunda sizinle kitabımı paylaşmak istedim. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi'nin ilk kitabından okumaya devam ediyoruz. 502 sayfalık bir kitap. Savaş Yakar'la beraber yazdığımız. Kitabımızı sahibinden.com veya gittigidiyor.com'dan sipariş verebilirsiniz. Ücreti 65 lira. Hatta kolayca sipariş vermeniz için size şöyle bir güzellik yapayım. Buraya bir QR kodu ekleyeceğim. O QR koduna telefonunuzu tuttuğunuz anda sizi doğrudan linke götürecektir zaten. Bunu da birazcık küçülteyim. Evet, bu QR koduna telefonunuzu tutarsanız sizin karşınıza sahibinden.com üzerinden sipariş verebileceğiniz alan açılacak. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.